Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin selavat. Ya. Sözler 154'ten okuyor. Leyli-i Kadir'de kalbe gelen pek geniş ve uzun bir hakikata pek kısaca bir işaret edeceği şöyle ki, bunu çok dinlediniz ama bakayım bugün Allah ne verecek bize. Öyle dinlersek farklı olur. Böyle bildiğim bir yer dahi olsa diyeceksin ki bakalım bugün Allah neremi açacak. Çünkü insan 18 bin alemi hulasası. Bazen hiç ilgini çekmez. Bazen bir bakarsın bir hadise. İnsan bir davranışı, hayvanın bir hareketi. Senin aleminde ufuklar açar. Çok garip yani insan. Beni çok etkileyen bir yer burası. Nebi Beşer'in bu son harbi umuminin eşed-i zulüm ve eşed-i istibdadı ile merhametsiz tahribatı ile bir tek düşmanın yüzünden yüzer masumu perişan etmesiyle İkinci Dünya Savaşı. Kaçta başlamıştın? 39 mu? 39-44 arası. Harbi umumi, umumi bir harp. Bir de eşed-i zulüm. Nasıl bir zulüm? Bir köyde bir tane düşmanın varsa diyor, köyü diyor yok ediyor. Ya düşün bunun dayılırsı var mı ya? Var diye iddia ediyor. Bir de merhametsiz tahribatı var. Bir tek düşmanın yüzünden yüzer masumu perişan etmesiyle, mağlupların dehşetli meyusiyetleriyle ve galiplerin dehşetli telaş ve hakimiyetlerini muhafaza ve büyük tahribatları tamir edememelerinden gelen dehşetli vicdan azaplarıyla. Şimdi dünya halini tasvir etti 1939-44 arası. Şimdi esas bize lazım bundan sonrası. Niye okudum? Niye insan mutlu değil? Her şey var. Ne yapacak şimdi? Yani geldi, dayandı. Artık insan oğlunun gidecek bir yeri kalmadı. Atı, iti, eşi, aşı, işi, her şey tamam. Her şey tamam, bir şey eksiğimiz yok yani. Yani zarar bir şeyimiz yok. Niye mutlu değiliz? Derdimiz ne yani? Onu anlatacak. Tamam. Şimdi o korkunç tahribatı bu zamana getiriyor. Diyor ki, bu hadiseler, dünyevi hadiseler var ya, savaşlar, olmalar, gitmeler, gelmeler, verdi, vermedi, oldu, olmadı. İnsana şu kanaatı verdi. Dünya bütün fani olduğunu bildirmedi, ihsas etti, hissettirdi. Dünya hakikaten, lanet olsun ya. Mesela ismini vermeyeyim, bu devletten büyük ihale alıyor. Şey yapıyor, havalimanı yapan, köprüleri yapan, otobanları yapan şirketin sahibine denk gelmişti. Gelmişti derken müdürünü göndermiş. Sonra bir şekilde bulmuş. Demişti ki, Karaköy'deki bütün işanlarım, ne var bilmiyorum, hiçbir tanesi olmasa da yeter ki mutlu ve huzurlu olsun. Şimdi bu hadiseler dünya hayatının bütün faal, şimdi çıkış yolu verecek tabii. Ama radikal karar alacaksın bunu, bu söylediğini. Dünya hayatının bütün fani muvakkat olması bir. Bir bunu verdi. Olan hadiseler. Bir bakıyorsun en dostun bir şey vefasız çıkıyor. Hemen seni hemen çabuk ve ucuza terk ediyor.
insanı çabuk ve ucuza terk ediyor. Bir daha iki şey. Çabuk ve ucuza hemen terk ediyor. İnsan da nefret ediyor ya. Bu bize dünyada nefret etmemize vesile, malzeme oluyor. Dünyanın fani ve muvakkat olması elimizdekilerin bizi mutlu etmemesi gösteriyor. İkisi çok önemli. Medeniyet fantaziyelerinin aldatıcı ve uyutucu olduğu umuma görülmesiyle. Bu çok dehşetli. Medeniyet fantaziyelerinin, mesela cep telefonu, televizyon, internet, yani bunlar nimet değil mi? İken, nimet iken, ne yapmış biliyor musunuz? Aldatıcı, uyutucu. Uyutuyor. Mesela geliyorum bak, hızlı trende, herkesin elinde tık 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 tık. Beyin bitmiyor, bir tane senede kitap yok ya. Mesnevi de onu söylüyor biliyor musun? Yani bu yeni mi? İyi. Şimdi çok acayip bir şey söyleyecek bak bunu. Şu ekrandan bahsedecek. Bak. 1900 ya bu ustad Risale-i Nur eserinden çok önce yazılmış. Diyor ki 123. Bak nasıl bunu söylüyor. Küre yazı bir köy şekline sokan bunlar köy, dünyayı köy haline getirmiş. Ya köy ne demek? Herkes köyde haberi olur değil mi? Yukarıda oturuyorsunuz, aşağıdaki herkes. Yani en kısa birkaç dakika sonra, yarım saat içinde köyde ne var ne yok bilirsin. Şimdi canlı yayınla, hey babanı ne yapıyorsun ya, karşıdasın tamam mı? Şurada hemen her şeyi görür. Demek ki küre yazı, bak ne kadar büyük nimet ama bir şey ne kadar nimet olursa o kadar nimetliğini barındırıyor. Köy şekline sokan, köy haline getirdi. Şu medeniyeti sefiyle ne oldu peki? Gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır. Yani odadasın, kızın, oğlun, sen, ben. Bırak teyzeyi, halayı, anne babayı, köylünü. Daha evindeki ortada hiç kimse yok. Herkes odasında. Öyle mi? Odasına girmiş, ne yapmış? Yalnızlaştırılmış. Yani yalnızlaştırmış. Başka ne vermiş? Tenkiti vermiş. Herkesin ağzını pileğine basma. Hemen tenkit. Hemen eleştir. Gaflet perdesi pek kalınlaşmıştır. Tadili, ne yapacağız ya peki? Çocuğum, kızım, ben. Düzeltilmesi büyük bir himmete muhtaçtır. Çok zor. Ben bunu okumak için açmadım. Bir şey okuyacağım. Bu ekrandan bahsediyor bakın. Ve keza beşeriyet ruhunda, yani beşer insan demiyor. Zıtların cemi olan şerlerle dolu beşeriyet. Beşer. İşte insan değil daha. İnsan olmak için geldik. Beşeriz. Şerlerle doluyuz. Peygamberler o beşeriyeti sıyırıyor. Hayırlarını aktif edip insan yapıyor. 11. hakikat var 10. sözde. 11 tane hakikati ne kadar alemimizde olursa o kadar insan oluyor. İnsan tarifi var 218 şualarda. Demek ki beşerin ruhunda bu medeniyet işe ve ne yapmış? Dünyaya nazır, yani bakan pencere pek çok menfezleri açmıştır. Daha ne desin? Dünyaya nazır, dünyaya bakan, nazar eden. Nazar, nazır işte. Ne kadar dosyalar açmış? Pek çok. Bunu kaldır, bunu indiriyorsun, bunu çeviriyorsun, bunu diyorum. Öyle mi ya, bir dakika falan. Of, acayip. Yani daha nasıl diyecekti ki? 1908'lerde yazılmış.
İnsan, beşerin ama insanın değil. Karıştırmayacaksın. İnsan deme buna. Beşer şerlerle dolu. Zıtların cemi. Ayrışma nispetinde insan oluyor. Çoğu beşer, beşer olarak ölüyor. İnsan zor. Peygamberlerin en büyük vazifesi insanları, beşeri insanlık makamına çıkarmaktır. Ne yapmış o? Beşeriyetin ruhunda pek çok nazır, dünyaya nazır, yani bakan, nazır, nezaret eden, bakılan, bakma yeri, menfezleri açmış, kanallar açmış. Bunların kapatılması, nasıl kapatacaksın, hadi kapatalım. Kapatılması diyor. Tamam. Ancak Allah'ın lütfuna mazhar olanlara müessir olur. Liyakat. Peki ne olacak? Geldi şuraya. Beşeriyetin, fıtratı beşeriyedeki o hakikat fantaziyelerle aldatılmış, uyutulmuş. Uyutuluyor. Şimdi dert imal etmiyorum, çareyi söyleyecek de. Peki ne olacak? Herkese görünecekmiş. Herkese bak, uyutucu olduğu umuma görünmesiyle. Yani acayip bir hal. Umuma gözükecek bu. Dünya umumen böyle ters dönecek. Allah velasını versin, lanet olsun diye radikal bir karar alacak. Ya yok olacak, ya var olacak. Nasıl? Artık bitti. Bak ben söylüyorum, siz bana şey yapın. Evinizde hayal edin. Kız odada. Olan orada. Hanım da şeydi mutlaka. Ben de salonda. Öyle mi? Bir bakıyorsun trende, otobüste. Kimse kimseyi görmüyor. Mehmet abi selamun aleyküm diyorsun otobüste. O aleyküm selam, ne haber, nasılsın? O kadar. O kadar. Akrabaymış. Hani akraba ömrü uzatır, bereketli yapar, insanı rahatlatır. Bitmiş. Peki, moralim çok iyiydi. Bir şey seyrettim. Ne oldu şimdi? İyiydin, iyi havan vardı. Şöyle düşün. Bizim bir derdimiz var ya, derdimiz. Onu kaldırmaya ancak tahammül olan sabrımızı, iman enerjisini, dünyanın fizanından gelen kötü haberlere karşı bizim maneviyatımız, imanımız, sabrımız yeter mi onu kaldırmaya? Hem yetmez, altında eziliyoruz. Yani sen, ben, kendi çoluk çocuğumuzun benim derdimi ancak ona yetecek sabrı, iman kuvvetini dağıtıyoruz. Ta bilmem nerelerin neresine. Nasıl yetişecek? Nasıl yetecek ona? Yeter. Yetmez. Yetmeyince altında eziliyoruz. Sonra bu iki etti. Dünyanın yani hiçbir şey olmadı. Her şey var. Bak çoğunsun arabası var. İnsin çekip gidebilir. Aşı, eşi, işi var. Atı, yatı, katı var. Niye böyleyim? Sonra üçü, ikinci neydi? Dünyanın fantaziyeleri uyuttuğunu, insanı yalnızlaştırdığını gözüktü. Üçüncüsü, fıtrat-ı beşeriyedeki yüksek istidadatın ve mahiyet insaniyenin umumi bir surette dehşetli yaralanmasıyla fıtrat-ı insaniyenin yüksek istidat var insan. Allah'a muhatap olacak yegane mahluk. Bir de mahiyet insaninin umumi bir surette dehşetli yaralanmış. Yaralanması ne demek? Bir tanesini söyleyeyim. Ölüm korkusundan bahsediyorum işte. İnsan, Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatının aynesidir. Onu tanımak için verilmiş. Mesela beka, baki isteği. Allah baki, bize bu özelliği verdi. Beka istiyoruz.
Birkaç istemeye var mı? Yok. Birkaç istiyoruz. Ölmek istemiyoruz. Bir anda her yerde olmak istiyoruz. Hiçbir derdimizin olmasını istemiyoruz. Her istediğimiz olsun. İstemediğimiz olmasın. İstiyor muyuz? İstiyoruz. Var mı böyle bir dünya? Yok. Ha, şimdi bak. Arkadaşlar, Allah bakiliğini bize beka cilvesini vererek, bak ben bakiyim. Ne demek baki? Sana verdim ya beka. Onunla bana bak. İşte onun baki olduğunu, ezeli ve ebedi olduğunu, bendeki nüminelerle onu tanımlamam gerekirken, onun bekalığını, ezeli ve ebedini kendime döndürdüm. Kendi bekamı aradım. İkinci şuada geçiyor. Onun bekasını anlamam gerekirken, ben bunun bekasını istedim. Devamını istedim. Ama ölüyorum. Ebed istiyorum ama fani değil. Ölmek istemiyorum. Her an ölebilir. Her an deprem olur. Öyle mi? Ha, Allah'a tanımak için verilen o duyguları bedene yöneltilince ortaya çıkan sonuç ölüm korkusudur. Ölüm korkusu dehşeti bedene ben demekten, ruhu bedenden ayıramamaktan, Allah'ın bakiliğini bedene vermekten kaynaklanıyor. Bedene baki dedin mi, aa niye ölüyor ya falan dehşet alıyor. Niye ölmemesi mi lazım? Tabii canım. Ölmemesi lazım. Ama ölüyor. İşte ne kadar şiddetli ölüm acısı çekeriz korkusu, ne kadar baki olarak kendimize bakarsak o kadar ölüm korkusu olur. Bu söylediğimi var ya, şu ölüm korkusu senaryoları çeken, o gel git psikoloji şeyleri yaşayanlara sorun. Bu ne kadar bir ilaçtır şu cümle. O ilaç kullananlara, ölüm korkusu çekenlere onlar bilir. Sen ben bilmeyiz. O ölüm korkusu neymiş böyle tanımlama nerede bulacak? Yani ona verirse bedene vermeyince o zaman bedeni baki görmemekten ölüm korkusu azalır. Terise döner. Ölüm terisi olur. Aha sana büyük zatlar, işi fark edenler, bu işin uzmanları böyle bakıyor. Nasıl onlar kurtulmuş ölüm korkusuna? Bedene beka vermemişler. Demek ki fıtrat-ı beşeriyedeki yüksek istidadatın ve mahiyet insaniyenin umumi bir surette yaralanmış. İnsanın o ulvi cevheri var ya, fıtratı, mahiyeti, yaralanmış, çizilmiş. Koca bir filmi içinde barındıran CD düşün, DVD düşün. Bir çizgi, ufak bir çizgi, filmi seyrettim. Ve gaflet ve dalaletin sert ve sağır olan tabiatın, Kur'an'ın elmas kılıncı altında parçalanması ile ve gaflet ve dalaletin en boğucu, aldatıcı, en geniş perdesi olan siyaseti ruh zeminin pek çirkin, pek katlarane, hakiki sureti görülmesiyle. Bakacak siyaset, Allah Allah. Şu yönetecek, o yönetecek. O değilmiş yani insan çatı. Kim yönetense yönetsin. Şehre veya bana beka verecek hali yok ki. Demek ki siyasetin çirkin yüzü herkese gözükecek. Kaç etti? 5 tane. Bir tanesi neydi? Umum savaşlarla dünyanın fani olduğunu, yani bir şey elinde kalmıyor. 2, insanın malı, mülkü, yatı, katı, atı, her şey olduğu halde mutlu olamaması. Ondan sonra insanın bu medeniyet fantaziyelerini, insanı yalnızlaştırdığını, yalnızlığa ittiğini, tenkit verdiğini, ağızlara hep eleştiri verdiğini, bir de dünyanın fani ve muhakkat o fantazi şeyleri insanın fıtratını, istidadını ve mahiyetini dehşetli yaralamasından dolayı gaflet istila etmiş, en bedihi bir şeyi bile
düşünemez olduk. Mesela kabiri amcanı sokuyorsun. Kardeşini sokuyorsun. Adam cep telefonuyla kardeşinin resmini çekiyor ya mezarı. Rahat çekiyor ya. Orada işte diğer kardeşler, abiler vesaire babası indirmiş. Benim rastladığımı söylüyorum. Mezardan bakıyor etraftan, bana bakıyorlar mı? Bakmıyorlar. Basıyor. Kardeşim mezarda çekiyor. Mezarda çekiyor. Çok tuhaf ya. Nasıl bir derin uykudur bu ya? Ve bu nasıl bir gaflet? Zannediyor ki ona az. Ne olacaksın diyor. Mesela bir kanser hastasına gittim. Telefonu yorganın altına koymuş Mehmet Ali. Ha böyle oynuyor. Biz de bazen kendi aramızda konuşuyoruz. Onu ziyaret ettik ha. Bakıyor ki, o da kaybolsa, defolsa bunlar da. Devam etsem. Lan ölüyorsun ya. Doktor 15 gün vermiş. Haberi de var ha. İnanı böyle, yorganın altında. Tabii tabii hocam. Tabii tabii. Çapada, seçtim oldu. Çünkü ben de görmemizden geliyorum. Ama seyrediyorum ki bilet alayım ya. Bu ne olmuş? Ölüm denilen bir şey sistemden çıkmış. Senin anladığın gibi anlamıyor. Ölümü ne anlıyorlar biliyor musun? Zannettim, işlerine girdim. İçeriye girdim. Ölümü ne anlıyor diye merak ettim. Anladım ki ölümü bayılmak anlamışlar. Ölümü bayılmak zannediyor. Ya bir şeyler olur. Dedim ne olacak, nereye gidiyorsun dedim yani. Nereye gidiyorsun böyle? Nereye gidiyorsun, hiçbir şey yok. Sen ne hissediyorsun dedim. Ya hocam dedi, önemli değil dedi. Bir şeyler olur dedi ya elbette. Allah Allah. Bu kadar da ümit var. Hayır, hiçbir şey yok hayatında. Demek ki bizde kafadan bir şey yok. Bizde kafadan eksiyiz. Bu kadar ümit verici şeylerin içindeyiz böyle. Dehşet alıyoruz ya. Sübel abi dedi ki korkuyorum demiş. Usta da ölümden. Usta tabii teselli vermesi için söyledi. Korkma kardeşim demiş. Titre demiş. Yani acayip bir şey. Şimdi gaflet o kadar acayip, o kadar acayip genellendi ki. Sonra kardeşinin videosunu çekiyor ve seyrediyor. Hiç umurunda değil. Bir şeyler olur diyor. Allah. Hatta ölüm anı, kendisi ölecek biliyor. Gene bakıyor ki kaybolsalar da devam et. Bu nasıl bir gaflet, nasıl bir acayip, garip bir şey. Sonra anladım ki içeride kimse yok. İçeriye girdim. Hey! Kim var orada? Kim var orada? Hey! Hey! Boş dağdan yankı yapıyor gördüm. Hiç kimse yoktu. Korkacak kimse yok. Endişe edecek bir şey yok. Kabri tasalanacak. Kabirden endişe alacak. Baktım hiç kimse yok orada. Bomboşmuş. O şeytanın başı bana dediği gibi. Sen onları insan zannediyorsun dedi. Ben dedi affedersin. Ağzından girerim, kıçından çıkarım, kulağından girerim. Bilmem neresinden çıkarım dedi. Kimse yok ki dedi. Kargas boş binadır dedi. Ya kargas boş bina. Ben de zannettim orada birileri var da endişe ediyor. Şimdi boş bina soğuktan üşür mü? Yok. İçinde oturuyorsa birkaç kişi üşür ya. Kimse yok arkadaşlar. Kimse yok. İnan şaka söylemiyor. Binada, sarayda iki birim çalışıyor. Uşkurluk ve mide. O da ahirette çalakası yok. Acıkınca bağırıyor. İhtiyacını isteyince ihtiyacının peşine gidiyor. Başka bir sistem çalışmıyor. İlan aynı böyle sistem. Ya bu nasıl oluyor dediğimiz zaman var. İçeride kimse yok ki. Niye? Sistem bitmiş yani. İçeriden bitmiş. Yani biz sokakta bahsetmiyoruz. Kendimizden bahsediyoruz ha. Yani bu sana bakın. İşte hanım otik odada, kız orada. Odada herkes kendi aleminde. Her şey. Bir bakıyorsun barut gibi gelmiş. Ama daha önce güzeldin. Akşam girdin odaya.
Yani ne var ya, köy haline getirdiği için bu dünya hali, bir tane güzel haber varsa 99 tane kötü haber var. Bu alemin kevni fesat. Yani insan kendisini bu kadar mı zehirler ya? Bu kadar mı yapar? Kur'an'ın elmas kılıncı altında parçalanmasıyla ve gaflet ve dalaletin en boğucu, aldatıcı, en geniş perdesi olan siyaset-i ruh-i zeminin pek çirkin, pek gaddarane hakiki sureti görülmesiyle elbette ve elbette hiç şüphe yok ki şimalde, gapta, Amerika'da emareleri göründüğüne binaen şimal kuzeyde, gapta, gap batıda, Amerika'da emareleri göründüğüne binaen nevi beşerin insanoğlu ne yapacak? İster istemez el freni çek, takoz koy koyacak. Ne için? Maşuku mecazisi olan hayat-ı dünyeviye böyle çirkin, geçici olmasından fıtrat-ı beşerin hakiki sevdiği, aradığı hayat-ı bakiyi bütün kuvvetiyle arayacak ve elbette hiç şüphe yok ki bunu arayacak arkadaşlar. İnsan nasıl mutlu olacak? Geçen düğüne, bugün de bahsettim bir şeyde, sofrada. Düğüne gittim, mühim bir zatın düğünü. Ay böyle kağıt attılar. Geldi, kağıt koydular. Gördüm, Kur'an okuyor. Kim bana şey yapacak? Sonra yetmedi, yanıma geldi. Benim cebimde de planladığım bir konuşma var. Dedi ki, ben diyor, nasıl mutlu olurum? Bununla alakalı bir konuşma yapar mısınız yani? Mutlaka planınız var ama diyor. Arayacak, bulacak. Bunun mecbur olacak. Başka şansın yok. Peki, ilaç da oluyor musun? Geçici, hemen cevap veren ama kökte çözüm üretmeyip seni kendisine bağımlı kılan ilaçlar kullanmak beşinci sıradadır. Beşinci sıradadır. Bu dört taneyi yaptıktan sonra olmazsa bunu yaparsın. İlaç. Ama biz hemen onu koyuyoruz. Sebebi, başa koymanın sebebi, hemen çabuk netice alındığı için leylim leylim hormon imal ediyor. Peki belirli bir zaman sonra ona da alışıyor. Ona da alışıyor beyin. Dört tanesini yaptıktan sonra beşincisini ancak kullanacak. Yani ilaç o sırada. Bunu yaptıktan sonra. Demek ki nevi beşerin maşuku mecazisi olan hayatı dünyevi, yani insanların hayatı çirkin, geçici olduğunu her hadis atacak. Sen yakının babandır, hanımındır, kızındır, oğlundur. Yani herkes kendi odasında ya, kendi dünyasında. Yalnızlaştırılmış, sevgisiz asır. Sevebiliyor ama sevilmiyor. Kimse kimseyi sevemiyor ki. Zamanı yok sevmeye. Evet, zamanı veya durumu yok ki. Yani sen birisini sevebilirsin ama hakikaten sevmek ne kadar ihtiyaçsa sevilmek ondan daha fazla ihtiyaçtır. Sevildiğini bilmek var ya, menfaatsız. Ne kadar insanı mutlu ediyor. Ama çok zor ya. Yani Avrupa'daki gibi anne babasına gidecek çocuk randevu alıyor. 12-13 yaşında geldi mi kız ve erkek gidiyor. 18'e kadar gitmek lazım. Gitmezse 18'de kovuyor zaten anne babası. Böyle acayip bir insanoğlu. Buraya kadar gidiyor. Peki nereye kadar gidecek bu? Ama bize nakledilmiyor. Ama intihar, ekmek, dükkandan ekmek almak gibi sıradan olmuş. İntihar. %7 ilaç kullanma oranı. Bazılarına göre %10'u geçmiş. Bu çok kısa bir sürede 2-3 katına katlanarak gidiyor. Peki nereye kadar gidecek? Bu taşkınlık, bu tedirginlik, bu stres, bu gergin. En ufak arabada bir şey oldu mu çat beğeniyor adam. Yani beni şöyle yaptı, solladın diye adam vuruyor. Yani o mu vuruyor? Bitmiş sistem mi? Peki ne yapacak bu? Dünyanın böyle çirkin, geçici olması her hadisesiyle gösterecek dünya.
ve hakikisini arayacak. Kendi fıtratını inşa edecek, memnun edecek, hakikati arıyor. Neresi? Kuzey, Rusya, Avrupa ve Amerika. Şimal, Garp, ondan sonra Amerika. Bu Nevi Beşer'in maşuku mecazısı olan hayat-ı dünyeviyeyi böyle çirkin geçici olmasından fıtrat-ı beşerin hakiki sevdiği, aradığı hayat-ı bakiyi bütün kuvvetiyle arayacak. Elbette hiç şüphe yok ki 1360 senede her asırda 350 milyon şakirdi bulunan ve her hükmüne ve davasına milyonlar ehli hakikati tasdik ile imza basan ve her dakikada milyonlar hafızların kalplerinde kutsiyet ile bulunup lisanlarıyla beşere ders veren ve hiçbir kitapta emsali bulunmayan bir tarzda. Niye? Hangi kitap olursa olsun kabir sonrası hakkında bir izahı yok. Çözüm yok. Mesela fizik. Adam öldü. Ne oldu? Ne bileyim diyor. Felsefe ne diyor? Çürüdü gitti diyor. Kimya ne diyor? Kimyası hala halinde ben söylerim diyor. Şimdi hayat olmadığı için dökülecek. Ya kabir ve sonrası insanın en büyük meselesi. Hangi fene müracaat edeceksin? Ne? Yani insanın en büyük meselesi. Araban var, yatın, katın, aşın, eşin. Ama vefat ettiğince her şey bitiyor. Peki onun sonrasındaki neyle yorumlayacak? Ancak Kur'an. Dinler yorumluyor. Haşa. 100.000 defa haşa. Haşa. Diyelim ki ahiret yok. Olmasa bile dini kitaplar, yani Kur'an, hadis veya dini şeyler insana bu dünyada ümitli yaşamasına vesile oluyor. Ümit veriyor. Ama felsefe, yani diğer anlayışlar vefattan sonra yılan çıyana akreplere yem olacaksın diyor. Hayat bitiyor diyor. Hayat bitiyor. Öyle diyor. Ne diyecek? Neyi vaat edecek? O da bilmiyor ki abi. Ne, nasıl yorumlayacak onu? Yani insanın en büyük meselesi aciz. Ondan sonra yetiyor mu? Dünya anarşistliklerle doldu. Bak şurada şey yazıyor. Bak dünya ne hale gelmiş diyor. Peki bu insan neyle kurtulacak? Bakayım bulabilecek miyim? Şöyle diyor bak. Bak. Kağıdı da oraya koymuşsunuz. Her bir şehir Polatlı mesela. Bak ben okuyayım. Nazarınızı çevireyim Polatlı ya. Kendi ahalisine geniş bir hanedir. Polatlı. Dışarıdan bakınca Polatlıların evi gibidir. Şimdi Polatlı'ya bakacağız onlar. Eğer imanı ahiret o büyük aileye, efradına hükmetmese, yani Polatlı'da yaşayanlar ahiret inancı zayıf olursa ne olacakmış biliyor musun? Güzel ahlakın esasları olan ihlas. Güzel ahlakın, hani ahlak adam yani. Dünyada en tatlı şey güzel ahlaklı insandır. Onun tadına doyulmaz. Güzel ahlaklı. Böyle acayip konuştuğu zaman seni rahatlatan, gördüğün zaman seni ferahlatıyor. Hadis bu. İnsan böyledir ya. Böyle ahlaklı insanın tadına doyulmaz. Gördüğü zaman ferahlatıyor, konuştuğu zaman rahatlatıyor seni. Güzel ahlakın temeli olan ne? Bir, ihlas. İki, samimiyet. Üç, fazilet. Dört, hamiyet. Beş, fedakarlık. Altı, rıza ilahi. Yedi, sevap-ı uhrevi yerine. Bak bunlar güzel ahlakın temelleri bu. Bunlar bir araya ne kadar gelirse güzel ahlaklı olur. Bu adamdan oh emin oluruz. Ne demek emin? Müslüman Müslümandan, canından, malından, namusundan emin olan demektir. Bunun yerine bak ne olmuş? Bunun yerine garaz, yani ihlas yerine garaz, samimiyet yerine menfaat, fazilet yerine sahtekarlık, hamiyet yerine hodgamlık, gamsız, hac, fedakarlık yerine tasannu, rıza ilahi yerine riya, sevab-ı ürevi yerine, ya şunu yapayım adamın da, ahirette Allah bana yardım eder.
Öyle karakollarda daha çok oluyor. Şu veya devlet öyle. Ya şu adamın işini yapayım da. Allah da inşallah benim dert günümde bana şey yapar. Yerine rüşvet. O, aldatmak gibi haller meydana alır. Bir daha düz okuyayım. Garaz, menfaat, sahtekarlık, hotkanlık, tasannu, yapmacık hareketi. Mışın devrilsin seni. Zahirde. Oo beyefendi buyur falan. Öyle vefasızlık. Acayip bir şey ya. Hemen çabucak ve ucuza. Basit şeyleri hemen birbirimizi değişebiliyoruz. Bir daha çok çabuk, çok ucuz sebeplerle birbirimizi terk edebiliyoruz. Öyle bir vefasız asır. Tasannu, hotkamlık, riya, rüşvet, aldanma, aldatmak gibi haller meydan alır. Tamam aldı, polattı. Zahiri asayiş ve insanet altında varsa bu ne kadar varsa anarşistik. Anarşistlik ne demek biliyor musun? Silah almak değil. Adam he? Şöyle yapıyor. Üzüm alıyorsun değil mi bak? Kantarda anarşiste bak. Üzümü aldın. Bu 1,5 kilodur. Olan üzüm belki de 750 gramdır. 250 gram yukarıdan aşağıya. Buradan atarsa 1,5 kilo olacak. Buradan atarsa 1,200. Buradan bırakırsa kantara 1 gözükecek. Yukarıdan aşağıya bakıyor ama veriyor. 2 kilo abi. Böyle bir gaflete daldın hemen çürüğünü alta soktu. Ticaret anarşist. Anarşist nasıl olacaktı? Rahat bunu haramı yiyebiliyor. Hiç çekinmeden. Yalan söylüyor. Arabasını tamir yapacak sigortadan olmayacak şişirip para alıyor. E tabi bir yerden çıkacak da. Ya hastaneden çıkacak ya ilaçtan çıkacak. Hakkın mı senin? E bir bakıyorsun... Kadın erkek Allah'ın miras hukukuna bir bakıyorsun. Kadın ben TC'ye şey yapıyorum diyor. Bak TC. Bir bakıyorsun zulmediyor kardeşine. Hakkın kadar. Peki başka şeyin zulmüne de bakın. Gidiyor İslam hukukuna kadın boşandı. Boşandı. Nafakası vesaire. Ölünceye kadar nafaka neymiş ya? Nereden çıktı bu ya? Erkeğin malının yarısını ortak. Böyle bir şey olur mu? Sadece, böyle bir zulüm olur mu? Sadece yarısı olsa gene mi? Yok böyle bir zulüm olur mu? Böyle bir kanun olur mu? Böyle bir sistem olur mu ya? Tamam. Nedir o? Rabbim ya Müslümansan tabii onu demiyorsan. Ona ne demiş? Çocuğu 7 yaşına kadar annesi bakmak bakacak ama baba şeyiyle, takviyesiyle, nafakasıyla kadına 4 ay 10 gün 10 gün nafakasını verecek. Mail yaparken, nikah yaparken, mail ne kadar konuş, onu zaten vereceksin. O kadar. 7 sene sonra, çünkü çocuk annesi senin şeyin nezaretindedir. Ölünceye kadar. Acayip bir şey ya. E hakkı mı bu? Yok. Yersiz merhamet ediyor. E, yetmiyormuş. Mal paylaşacak. 1/3 kadın alıyor. 2/3 erkek alıyor. Zulüm değil mi? Neyse alakası var. Ben 2/3 erkek alıyorum. Bir kadınla evleneceğim. O da babasından 1/3 aldı. Bana evlendi. 2/3 benim. 1/3 de bu. Kendim alıp 3/3. Kadın 1/3 aldı babasından. Gidecek kocasında 2/3 onda vardı. 1/3 götürdüm. 3/3 olacak. Yani o memleket dağılmasın, parçalanmasın ekonomik diye. Çok acayip yani. Nereler kadar acayip. Anarşistlik deyince yine grrrt yapan değil ki ya. Ahlaklı anarşist. Öyle diyor Kastamonu'da bak. Kastamonu var mı Kastamonu? Vardır. Bak anarşiyi nasıl tarif ediyor bak. Bakayım böyle tutuyorum. Ya Risale bambaşka bir kitap ya. Biz dini kitap biliyoruz ama sosyoloji kitabından bahsediyor. Ulan ipi de oraya koymuşsunuz ya. Allah Allah. Demek ki buradakiler de orada. He he acayip. Ey kardeşlerim, Kastamonu değil mi? Kastamonu 146 takva dersi. Takva 100 kaçtı ya takva? 146 değil miydi? 148 miydi? Bu eski kitap mı, yeni kitap mı? Sanırım acaba.
Ha, 148, özür dilerim. 148. Bak şurada anlatıyor. Yecüc ve Mecüc'den daha müthiş olarak. Yecüc ve Mecüc. Rivayetlerde geliyor ya, Kur'an'da da var. Yecüc ve Mecüc'den daha müthiş olarak. Daha müthiş ne varmış? Ahlakta. Ahlakta hangisiydi? Garaz, menfaat, sahtekarlık, kotkamlık, tasannur, riya, rüşvet, aldanmak gibi haller ahlaktır. Tamam. Yecüc ve Mecüc'den, Yecüc Mecüc öldürüyor, o kadar. Böyle değil işte. Seni canlı canlı derini soyuyor. Diyor ki Yecüc ve Mecüc'den daha müthiş olarak ahlakta ve hayatta, hayatın içinde Yecüc mü? Zulmetli bir anarşilik, zulmetli bir anarşilik, zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor. Beni öldürse şehit olurdum. Ama cemiyetin bu anarşilik ve dinsizliğin yayılması, sefahatin yayılması, haramların genellenmesi ve normal görülmesi bu ebedi hayatını götürüyor. Sonsuz hayatını yok ediyor. Yecüc ve Mecüc'ten daha müthiş olarak ahlakta ve hayatta, hayatta zulmetli bir anarşilik ve zulümlü bir dinsizlik fesada ve ifsada başlıyor. Görüyor musunuz? Acayip bir şey. Yani şimdi düşün, böyle bir cemiyette yaşanır mı? Herkes, herkese karşı garazı var. Menfaata esas almış. Sahtekar, hotkam, kamsız, umrunda değil. Tasannu, yani yapmacık, riya, rüşvet, aldanmak. Peki tersi olsa? İhlas, samimiyet, fazilet, hamiyet, fedakarlık, rıza ilahi, sevab-ı uhrevi. Ya şunun işini yapayım sevab-ı uhrevi yerine, rüşveti esas alıyor. Ama bu nereye gitti? Geldi. Dayandı ve tosladı. Peki ne oldu? Size bir şey müjde de vereyim. Artık ırkçılık da bitti. Evet. Dünya, Türkiye demiyorum. Dünyada ırkçılık bitti. Dünyada para kapışması da bitti. Bakma öyle. Peki ne var? İdeolojiler artık. Mesela kendi ırktaşı var diyelim. Kendi hemşerisi belediye başkanı oluyor, vermiyor. Niye? Benim gibi düşünmüyor ki diyor. Irkçılık, milliyetçilik de bitti. Adam gidiyor, o ırktan olanı ona da veriyor. Neyi esas almış onu vurgulamak istiyorum. Ölçüsü ırkçılık değil, milliyetçilik de değil, para da değil. Ya para olsa, ya bu belediye başkanı seçildi, bu Polat altın yapacak ya. Yukarıdan teleferik yapacak, uçan taksi yapacak, bilmem ne yapacak. Aynı öyle diyor. Benim bu ilgilendirmiyor. Bunun ideolojisi ne? Ben onu onaylamam. Irkçıymış. Nereden doğarsa doğsun. İdeolojisi ne? Yani ona bakıyor. O şey bitti kardeşim. Tamamen bitmedi. Tabii de. Esas olmaktan çıktı. İtimat edin bana. Zorlama var mı? He? Zorlama var mı? Nasıl yani? Yani ideolojik düşünmeye zorlama var tabii. Mı? Mecbur itiyor. Yani niçin? Bir bakıyorsun, adama ne yaparsan yap. Adam kendisi diyor ki, vallahi kendisi diyor, duyuyor. İki kişi buna kaşa ediyorlar balkonda, ben de duyuyorum. Vallahi söylediğin adam bana, yemin ederim her gün 1000 lira cebime koysa, hiç işe de gitmeden maaş alsam, bilmem ne yaparsa yapsın, asla ona oy vermem dedi. Niye dedi? Ben onun dünyalığına, onun bana verdiğine bakmıyorum ki. Kafasındaki zihniyete bakıyorum. Anlıyor musun? Ne olursa olsun. Ya. Mesela bizim köyde internete girince gözüküyor. Köylerden kime ne kadar oy çıktı diye.
hiç alakası olma ihtimali olmayan partiye de o çıkıyor. Karadeniz'in Türkçe konuşulmayan bir köyü. Hiç ama. Yani artık onlar demode oldu. O bitti. Parayla da olmuyor. Parayla da olmuyor. Buraya. Hayale mi oy veriyorsun? Yok. İdeoloji var ya ideoloji. İdeoloji ama. Şimdi düşünce yapısı. Şimdi ideoloji de. Şimdi diyelim ki kime oy veriyorsak onun öyle olduğunu yani şu evet. ideoloji geldiği zaman böyle yapacak düşüncemiz var. Evet. Ama aslında o hayal. Hayal veya da hayal değil işte. Olabiliyor yani. Evet. Adam şunu diyor. Mesela İsrail ve Amerika veya şey milliyetçi değiller. Amerika milliyetçi değildi. Bir şey yok. Çünkü millet yok. Toplama kampı. İsrail milliyetçidir. Ama ümmetçi değil. Milliyetçi olanlar ümmetçi olamazlar. Milliyetçilik hususi bir daireyi kapsar. Ne mutlu X'im diyene. Ama ümmetçilik ise ne mutlu Müslümanım diyene. Deyince kapsayıcı oluyor. Şimdi adam inancına bakıyor. İdeolojisine bakıyor. İdealistine bakıyor. Kimden olduğun hiç önemli değil. Sen bana bu imkanları sağlayacaksın. İkinci derecede. Hem bu iyi hem çok kötü. Yani kontrol edilemese acayip bir güç uyanmış. Yani düşman, fark etmiyorlar. Uyanmış da dileği bak getiriyor. Düşmanına saldırmayı kendi şeyinden daha çok mu önde tutuyor? Evet mesela diyor ki Şia'yı söyleyeyim. En bariz bir örnek vereyim. Şey diyor, Alicilik olmasın. Ali var ya Şia'ya esas almış. Ali. El-Hubbi Hali, El-Hubbi Ali. Ali'ye muhabbet, fazilet kemalatından demiyor. Vel-Buz Ömer. Ali'ye muhabbetini görmek istiyoruz. Nasıl göstereceksin? Ömer'e düşmanlığında. Vel-Buz Ömer. Yani bir şeye, mesela diyor ki benim yanımda değil misin? Benim düşmanımsın diyor. Ondan sonra bir bakıyorsun, mesela doğuda ırkçılığı pompalamış gibi gözüküyor. X, Y. Bir bakıyorsun ki X, X ile beraber olması gerekirken A, B, C ile beraber. Hani bak, niye onlarla beraber olabiliyorsun? Ve o sana niye şey yardım ediyor? Irkçılık mı? Yok. İdeoloji. Hayat tarzı. Anladınız mı? Çok acayip. Yani sen kim olursan ol. Yani o öyle gözüküyor. Şey gözüküyor. Irkçılık yok. Irkçılık değil. Irkçılık olsaydı iddia ettiği grupla beraber olurdu. Başkası onunla beraber olamazdı. Bakıyorsun çok acayip bir ummadığın güçler onunla beraber oluyor. Demek ki menfaat birliği, ideoloji birliği olunca kim olursan ol. Ciddi bir, acayip bir kontrolsüz olursa dünyayı her cümer edeceği bir şey var. Şu anda ne kapitalizm de çöktü, ırkçılık da çöktü. Ama şu anda sesleri var. Esas idealistik demiyorum, ideoloji geliyor. İdealistik iddia ettiği dava var, sen de ettin, ben de ettim, sen sana, ben bana. İdealistik. İdeoloji demek, benim gibi düşünmesen yaşam hakkın yoktur. İdeoloji bu ya. Yani bizde ümmetçilik, Müslüman mısın? Doğu, batı, kuzey, güney fark etmez. Kardeşimsin. Çünkü Allah bizi kardeş etmiş. Onlar da benim bir zihniyetim var. Benim gibi bir düşünüyorsan, kim olursan o. Beyaz, siyah. Beraberiz. Öyle gözüküyor. Bu da geldin. Beşere dayandı. Dünyada bir bakıyorsun, kişisel gelirin en çok olduğu Norveç, Finlandiya, İsveç, Japonya. Ama dünyada istatistiklere girdiğin zaman en çok intihar oranı olan memleketler. Hocam mesela Türkiye'deki gibi birisini burnu attı, haber yapıyorlar ya basitçe. Almanya'da bir şehirde 5-6 tane insan ölüyor. O bizim bildiğimiz. Ama bir tane haberlere düşmez. Bulunuyorum da ondan söylüyorum.
trene kol kola atmışlar, kol kola tutuşmuşlar, trenin önüne atıyorlar, grup ya. Gitmişler Bremen'de, yüksek kuleden, Bremen Hafen'den, yeri de söylüyorum, deniz kenarında bir kule var. Dubai'deki binaya benzetmişler orada. İkisi hop kol kola hop, cürp başıya. Habere çıktı mı? Yok. Beraber atmıyor, kendisi iniyor. Ne arkadaş, kendisi atlıyor. Peki bizde evet sayın seyirciler, 15 saniye kaldı falan detayını günlerce çiğniyorlar. Adam gizliyor ama nereye kadar? Artık beşer dayanılmaz, yaşanmaz bir hale geliyor. O zaman bu anlattıklarımın neticesi şu, hakkı arayacaklar. İnsanları mutlu edecek bir şey arayacaklar, İslam'dan başka göremeyecekler. Yok çünkü. Beşerin hayatı baki ve hayatı dünyevi ebediyesini müjde veren ve bütün beşerin yaralarını tedavi eden Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın şiddetli, kuvvetli ve tekrarlı binler ayetiyle belki sarihan ve işareten 11 defa, 10 binler defa dava edip haber veren ve sarsılmaz katı delilleriyle şüpheye getirmez hadsiz ücretleriyle hayat-ı bakiyi katiyetle müjde ve saadet ebediyi ders vermesi. Elbette nevi beşer bütün aklını kaybetmese, tamamen gitmese kafa, maddi veya manevi bir kıyamet başlarına kopmasa, İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere'nin Kur'an'ı kabul etmeye çalışan meşhur hatipleri ve Amerika'nın dini hakkı arayan emniyetli cemiyetleri gibi. Ben bu cemiyete beni çağırdılar. Bundan arkadaşlar, malum benim başıma gelmeden 10 sene var en fazla, 7-8 de taş mı? Fazla dedim. 8 sene olmuş. Dini hak arayan bir cemiyet. Beykoz'da karargahını kurmuş. Bunun vazifesi şu. İnsanları mutlu edecek bir şey var mı? İnsanlar nasıl mutlu? Acaba bizim gözden kaçırdığımız bir şey var mı? Böyle bazı özel devletlere ayrı ayrı heyetleri var. Onlara gönderiyor. Mesela Afrika pigmeler niçin mutlu? Kendisi anlattı. Şunlar, Türkiye'de bu kadar farklı ırkların, farklı düşüncelerin olduğu halde, çok iyi biliyorlar adamlar, intiharın çok az olduğu, çok az. Suç yapmanın, Amerika'nın koca, yani Türkiye'nin bir devleti, Amerika'nın bir eyaletinin yarısı kadarmış. Günde suç oranı. Gece zaten çıkamazsın Texas'tan, bilmem şeylerde. Yani gelmiş o heyet, ben görüştüm diyorum sizi. Gelmiş, bu toplum onlara göre çok şey, o zaten %60 küsur obez. Nasıl mutlu? Eski klasik eserleri var ya böyle, eski eserler. Onları çevirmeye çalışıyorlar, bize yardım et. Ondan sonra benden de fikir aldılar. Bu insanlar sizce niye mutlu? Niçin bu kadar geçinemediği aldık diyor, kırmıyor. Niye marketi yağmalamıyor? Yani ben diyor Beykoz'da elektriğin kesildiğini gördüm diyor. Yani gece gördüm. Ama hiç kimse şey yapmadı. Amerika'da 10 dakika değil. Birkaç dakika eğer elektriği kesilse her şey yağmalanıyor. Bunlar fakir olduğu halde çalmıyor. Var ama çalmaya niye çalmıyor? Yağmanın için olmuyor. Sence nedir diyor. Onu arıyorlar. Ya. Ta şeyi aradılar. Hadi araştırdınız dedim. Peki hiç Osmanlı'yı aradınız mı? Araştırdınız mı? 600 sene 70 küsür tane ırkı çapıştırmadan suhuletle idare etmesindeki sırrı hiç merak ettiniz mi dedim ya. Etmez miyiz dedim. İncik, böcüğün saydılar. En son nereye indiler biliyor musun? Niye Osmanlı Selçuklularla beraber 1000 sene bu farklı homojen, farklı böyle kültürleri nasıl tutabilmiş? Ne bulmuş sizce? Osmanlı ne ile bunu başarmış?
İslam hariç her şeyi söylemiştir onlar abi. Ne böyle cümle? Yani nasıl yapmış Osmanlı? Neyi? Adil davranmış. Adaleti öne çıkarmış. Dedi ki, padişahla halk şunu inanıyordu. Padişahla halk adliyenin karşısında eşit olduğunu biliyorlardı. Onun için müthiş güveniyorlardı ve yaşayan efrad kendilerini güvende hissediyorlardı. Adil. Şimdi birisi sana senin hakkında bir ihbar yapıyor. O ispat edilene kadar İslam hukukunda beraat-ı zimmet denilir. Suç ispat edilene kadar sen suçsuzsun. Tutuklanamazsın. Tutuklandın zanla. Sonra beraat temiz çıktın. Yattın ne olacak? Sıkıntın kim ödeyecek? Bak şu telakkuza bakın. İslam hukukunun güzelliğine bak. İtham ettin değil mi adam? Bir daha söylüyor. Tamam. Herkes herkesi itham eder. Savcılığa haber gönderir falancı. Ömer şöyle bir adamdı. Tamam. Değilsen 1,5 sene sonra FETÖ'cü dediler. Değil çıktın. 1,5 sene yattın. Kim ödeyecek bunu? Kim öderse ödesin bana ne ya? Böyle adalet olur mu? Güvenir mi peki? İnsanlar güvende hisseder mi kendisini? İslam hukukunda buna ne denilmiş? Beraat-ı zimmet asıldır. Suçlu iddia edilen kişinin suçu ispat edilene kadar suçsuzdur. Dokunulamaz. Şu adalete bak. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri'nin bir Rum mimariyle mahkemesi haklı olduğu halde mahkeme kararı olmadan elini kestirmesinin mahkeme kararı neydi biliyorsunuz değil mi? Kısasa kısas. Fatih'in de kolu kesilecekti. Öyle değil mi? Ki çağ kapatıp çağ açan ülkenin başındaki kişinin adam. Adamın elini kesiyor. Bir de tabisi olan halkından bir fert de değil. Halkının içerisinde gayrimüslim bir mimar. Bir de gidiyor demediği halde o sütunları kesmiş. Kasten. O caminin sütunları var ya direkt. Bir arşın kesmiş. İndirmiş aşağı camiyi. Ta ki şey olmasın. Ayasofya'ya şey olmasın. Muadil olmasın. Kasten yapıyor. Ama sen emir verdin yaptın. Geldi baktın. Kesin lan şunun elini demiştir. Mahkeme oldu mu? Mahkeme kararı olmadığı için oturmayın demiş değil mi? Mahkeme reisi. Hızır reis. Hızır reis. Muharefe-i şer'i olacaksın diyor. Hasmınla mahkeme olacaksın. Ayağa kalk diyor. Şu kadıya bak ya. Şimdi reis-i cumhur'a hakim diyecek ki oturmayın efendim ayağa kalkın. Hasan'la beraber mahkeme olacaksın. Niye güldün? Yani öyle bir şeyin teklif dahi edemezsin abi ne mahkemesi. Putin Rus köylüsüyle eşit olacak. Allah Allah. Dedim ki ya bana bunu ispat ediyorsunuz yaşadım. Ya bu yanlış. Sen yanlışını ispat edene kadar gir hele dedi. 2,5 sene geçti. Bu kadar yaptığım ne olacak? O da cepten. Herkesin şöyle bir kağıt gönderir falanca falancadır. Gel böyle kağıt yazın. Önemli dili yok ki adamın. Dili kemik yok ki adamın yapar. Adaletsizliğe bakın ya. Acayip bu. Artık dini hakkı arayan emniyetli cemiyetleri gibi rüyü zeminin geniş kıtaları ve büyük hükümetleri yani oraya hasretmeyin. Evde de adalet. Yani nedir o? Hukukta kullanacaksın ama yaşantıda adalet kullanmayacaksın evde. Şefkat, merhamet, af kullanacaksın. Şimdi bu bahsettiğiniz mesela adalet örneği veya işte güzel alakın örnekleri. İşte filan arıyor. Görürse uygular, görmezse? Görmezse şimdiye kadar devam ediyor. Ama okullarına ben biliyorum. Okullarına İslam dini şeyin koymuşlar. Ve çok acayip ama bizim medya vesaire vermiyor. Ulaşma çok kolay. Ondandır ki felç felç grup grup Müslüman oluyorlar ki İslamiyet'i kötü göstermek için terör dini gösteriyorlar.
Ondandır ki Avustralya'da o katliamı yaptı ya 57 kişi camide. Bu adam durup dururken ne yaptı? Onun eline kim verdi? Ve o olayda biliyor musunuz tam 1 milyon insan Müslüman olmuş. Bilinen. Brother mı demiş. Bir brother demiş. O çok acayip amblem olmuş. O vuracak adama buyur kardeşim. İngilizce'de bir brother. Bir şey. Hello brother demiş. O buna mukabil kardeşim, merhaba kardeşime mermiyle şey yapmış. O çok pankartlar ben gördüm yani. Bayağı yankı uyandırdı. Değil mi? Bayağı. Ve öyle acayip böyle İslam'a mail başlamış ki. Tamam. Yani onu ben şeyi anlatmak için söylüyorum. O olayı yapma ihtiyacını duyuyorlar. Yani İslam o kadar acayip mail var ki. Niye? Şu anda İslam'la Budizm beraber gidiyor gibi gösteriliyor. Yani Avrupa veya Rusya Budizm yani yoga hareketleri var ya namazın hareketleri. Yani onu güya şey yapıyorlar alternatifi. Başka bir şeyleri kalmamış. Peki hareketlerle belirli derece vücuttaki enerji boşalttın. Anlayışı neyle boşaltacaksın? İslam Kur'an getirmiş, anlayış getirmiş, fazilet getirmiş, kemalat getirmiş, iman getirmiş, iman. Amerika'nın dini hakkı arayan emniyeti cemiyetleri gibi, cemiyeti gibi Ruizm'in geniş kıtaları ve büyük hükümetleri Kur'an-ı mucizül beyanı arayacaklar ve hakikatlerini anladıktan sonra bütün ruh canları ile sarılacaklar. Çünkü bu hakikat noktasına katiyen Kur'an'ın misli yoktur ve olamaz ve hiçbir şey bu mucize-i ekberin yerini tutamaz. Saniyen madem Risale-i Nur bu mucize-i kübranın elinde bir elmas kılınç hükmünde hizmetini göstermiş ve manit düşmanlarını teslime mecbur etmiş, hem kalbi hem ruhu hem hissiyatı tam tenvir edecek ve ilaçlarını verecek bir tarzda hazine-i Kur'ani'nin dellallığını yapan ve ondan başka mehazı ve merci olmayan ve bir mucize-i maneviyesi bulunan Risale-i Nur o vazifeyi tam yapıyor ve aleyhindeki dehşetli propagandalara ve gayet mani zındıklara tam galebe çalmış ve dalaletin en sert kuvvetli kalesi olan tabiatı tabiat risalesiyle parça parça etmiş ve gafletin en kalın ve boğucu ve geniş daire afakında ve fenin en geniş perdelerinde Asay Musa'daki meyvenin 6. meselesi 1. 2. 3. 8. hücretleriyle gayet parlak bir tarzda gafleti dağıtıp nuru tevhidi göstermiş. Ve ahir devahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.